Hadi eyvallah değerli arkadaşlarım dedi ve kürsüyü terk etti CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. CHP'nin en kısa grup toplantısıydı. Sadece 12 dakika sürdü. Vatanı satanlarla kavga edeceğiz dedi CHP lideri. Ya bana katılın ya şimdi şu anda yolumdan çekilin diye de ekledi. Çok önemli. Ya bana katılın ya şimdi şu anda yolumdan çekilin diyor CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Vatanı satanlarla kavga edeceğiz diyor. Bundan sonraki süreçte, dönemde, saatlerde, günlerde nasıl bir yol izleyecek CHP lideri? Ona kimler katılacak, kimler katılmayacak? Biz de merak ediyoruz elbette. Arkamda da Taksim'deyiz. Eylemler var dedik. 19'da Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin önünde bugün bu ağır cezaları protesto edecek TMOB, Taksim Dayanışması'nın çağrısıyla Taksim İpek Sokak'ta bulunan TMOB önünde gerçekleştirilecek o eylem. Arkamda gördüğünüz görüntüler canlı Taksim'den, TMOB'un önünden. Gezi halk isyandır diyor bir dövizde ekrana getiriyoruz. Şimdi devam edelim. Peki vatandaş nasıl karşıladı? Osman Kavala ve diğer sanıklara verilen bu ağır cezaları bir de onu getirelim ekrana. Ağırlaştırılmış müebbet verildi Kavala'ya. Diğerlerine? 18'er yıl. Haksız yere insanlar hapislerde çürüyor. Nedir bu rezalet yani? Bu tamamen bir cezalandırma, bu tamamen bir baskı. 2023 seçimlerinde kendi yerlerini koruyabilmek adına yaptıkları faşist bir eylem. Bence bir isim adalet sadece Türkiye'de değil mi? Başka bir şey yok şu an. Adaletin olmadığı yerde huzur olmaz. Dirlik olmaz. Güvenlik olmaz, kalkınma, ilerleme, refah olmaz. Hukukun işlemediği, adalet duygusunun zedelendiği bir yerde sosyal barış ve istikrardan söz edilemez. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinden sadece birkaç saat önce Gezi davası sonuçlandı ve adeta ceza yağdı. Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet cezası verilirken beraberindeki 7 diğer sanığa ise 18'er yıl hapis cezası hükmedildi. Kesinlikle adaletli olduğunu düşünmüyorum kararın. Yani önce beraat edilen insanların tekrar böyle ceza almaları, müebbet hapse cezaya çarptırmaları normal değil tabii ki. Son yıllarda karşılaştığımız onca badireye 17-25 Aralık ve 15 Temmuz gibi darbe girişimlerine rağmen yargıya güven giderek yükseliyor. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan yargıya olan güven her gün daha da büyüyor dese de vatandaşın Gezi direnişi davasının kararlarına isyanı büyük. Ülkede yargılanması gereken o kadar çok insan varken bu kararı yadırgıyorum. Yazıklar olsun. Adalet mi var o zaman? Hani adalet? Adam adamı öldürüyor, 3 tane cinayet işliyor, serbest bırakılıyor, Osman Kavala'yı muhabbet. Yazıklar olsun. Sonucu veren hakimin eski bir AK Parti milletvekili adayı mıymış neymiş? Şimdi adaleti soruyorsunuz da böyle bir şey olduğu zaman bir adaletin olduğuna inanıyor musunuz? Siz kendiniz de inanıyor musunuz? Sadece Türkiye'de değil tüm dünyadan tepki aldı verilen cezalar. Şartlanmış herhalde hiçbir incelemeden alınmış bir karar. Herhalde bir delil olduğuna fazla inanmıyorum. Türkiye'de adaletin olmadığını düşünüyorum yani. Bağımsız yargı ve adalet talebi çığ gibi büyüyor. Biz bu kararı kendi adıma tabii ki söylemek zorundayım. Bir oyunun parçası olarak görüyorum. Şu andaki iktidarın kendi yerini sağlamlaştırmak ve işte sokağa çıkarsanız, şu eylemleri yaparsanız, bakın Türkiye'nin saygın bir ismine biz bile ne ceza verdik, onu nasıl mahkum ettik, bu cezayı verdik dedikleri bir tablodur. Ve ne yazık ki acı bir tablodur. Her yer Taksim, her yer